kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bildiğiniz gibi spor odamızı temizlemiştik. Şimdi bugün de spor odamızdaki malzemelerin, spor odamızdaki kullandığımız araçların ne işe yaradığını size Oğuzhan Bey anlatacak. Kadraja girebilmesi için bir adım geride duruyor. Hatta bazen iki adım geride duruyor. Çünkü boy bayağı bir uzun olduğu için kadraja giremiyor. Şimdi videomuza geçelim. Spora başlamadan önce 5 dakika yürüyüş yapıyoruz. Vücudu ısınmak için. Egzersiz yaparken yaralanmayı azaltmak için. Yaralanma şansını azaltmak için 5 dakika yürüyüş yapıyoruz. Evet, vücudunuzu önce ısıtıyorsunuz. Yürüyüş bandına çıkıyorsunuz. Bant hazırlıyorsunuz ve 5 dakika yürüyüşünüzü yapıyorsunuz. Vücudunuzu ısıtıyorsunuz. Vücut ısıtmadan spor yapılmıyor çünkü. Vücudumuzu ısıttık. 5 dakika yürüyüşümüzü yaptık. Vücut ısındı. Ondan sonra ısı markete geçiyoruz. Güne bağlı ısı marketleri var. onları da Omuz veya göğüs yağıydı yapıyorsam önce omuzumu ısınmaya başlıyorum. Alıp böyle yapınca omuzun 3 dönme yönünü ısıtıyorsun böyle. Sonra diğer tarafa. omuz çalışacaksınız. Yani vücudun üst kısmı çalışacaksınız. Üst kısmı ısıtmanız gerekiyor. Değil mi? Evet. Yani ısıtma ve streç gerçekten önemli. Vücudunuz hasar görmesin, kaslarınız hasar görmesin diye. Üçüncü Türkçesini bilmiyorum da rotator cuff diyorlar İngilizce'de. Dönme kasını çalmak için bunu yazarak kalacağım. Ve kolun kolun iç kasını çalıştırıyoruz. Vücudun üst kısmı ısıttık. Şimdi bileklerinizi ısıtmanız gerekiyor. Onar saniye şu şekilde bastırıyorsunuz. İki tarafı da. Önce ellerinizi tersiyle 10 saniye bastırıyorsunuz. Sonra avuç içlerinizle 10 saniye bastırıyorsunuz. Şu şekilde omuzları biraz daha ısırmak için. Streç yapıyorsunuz. Şimdi ısındık. İstersen başlayabiliriz. Şimdi başlayabiliriz o zaman. İlk önce neyden başlayalım? Her şeyi tanıtacağız mı? Her şeyi tanıtalım o zaman. Onar kilomuzu taktık. İlk setiniz çoğu zaman hafif olmalı. Arda alışabilmek için. Kısa zamanda yaralanma şansınız yükseliyor. Üç. Beş. Evet, bu makinede ne yapabiliyorsun? Bu alette. Bunun göz çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi biraz önce göğüs çalıştı. Aynen. Aynen. Şimdi buraya gelelim. Burada ne yapabiliyoruz? Burada göğsün üst tarafında azıcık da omuz hareket ediyor. Burada göğüs ve omuz olarak çalışabiliyorsunuz.
boyutunu ayarlayabiliyorsunuz boyunuza göre. Aynı biçimde. Burada da göğüs ve göğsün üst tarafını, omuzu çalıştırabiliyorsunuz. Peki burada? Burada ikisi bir arada aletimiz var. İkisi bir arada bir alet. Hı. Ben oranın açıldığını ilk defa görüyorum şu an. Kaç kilo takılı şu an? Şu an makinesi 30 kilo sanırım ve 50 kilo takla. 50 kilo, makinede 30 kilo, 80 kilo yani. Bunda ne yapabiliyorsun? Bacak. Bacak. Evet, kilit diyorsunuz ki altında ezilmeyin diye. Diğeri de kaldıracağım. Buradaki koltuğu buradan çıkartıp okay. Daha sonra bu da yine bacağı çalıştırıyor. Bu biraz daha bacağın üst kısımlarını çalıştırıyor gibi geldi. Güzelmiş. Kilitliyoruz. Süper. Evet. Sıra geldi. Buraya. İngilizce'de adı preticles. Ne çalışıyoruz burada? Bunda bicepsimizin uzun kısmını çalışıyoruz. Burada iki tane demiyoruz oluyor şu zaman. Burada. Bu düz. Diğeri zigzag. Zigzaglı böyle. Bu daha çok uzun kısmı çalışıyor. Bu şey kısa kısmı çalıştırıyor. Okey, ben diğer tarafa geleyim. Adam omuzları sadece omuzları yüklüyorum buraya. Dirsekleri. Şu şekilde tam aşağı kadar inip geri yukarı çıkıyor. Tabii bu gösterdiklerimizi set set yapıyorsun sen. Evet. Aletlerde. 4 set kaçarlı? 10 veya 12 tekrar. 10 12 tekrar. Şimdi bu makinamız. Bu da kardiyo makinamız. Dizleriniz ağrıyorsa dizin çok yük almamak için bu zaman bunu kullanıyoruz. Kendi uzaklaştırabiliyorsun. Burada yükseğe çıkıyorsan tekerlerini de nasıl da uzaklaşıyor. Sertleştirip yumuşatabiliyorsun yani. Aynen. Vücudun her yerini çalıştırıyor değil mi? Bütün kaslar çalışıyor bunda. Ben seviyorum bunu. Eşan da çok seviyor bunu. Bütün kasları çalıştırabiliyorsunuz bunda. Bunlar iki tane var. Biz Eşan'la yan yana bazen çıkıyoruz böyle. Bayağı bir sürüyoruz. Makinamız var. Bu ben tanımıyorum. O makine benim makinem çünkü. Bu makinede power plate diyorlar. Yani titreşim tabağı gibi bir ismi var Türkçesi. Ve bunda gerçekten çok güçlü bir makine. Titretiyor. Çıkıyorsunuz üstüne. Ayarını yapıyorsunuz. Ve bacakları açık tutarsanız, bacakları kapalı tutarsanız bunun bir sürü bir fonksiyonu var. Sizi titretiyor. 10 dakika boyunca durduğunuz zaman, fazlası zararlı, 10 dakika boyunca durduğunuz zaman 1 saatlik koşu yapmış gibi, yürüyüş yapmış gibi oluyorsunuz. Bir de küreğimiz var. İçine su dolduruyorsunuz buraya. Gerçekten su sesi geldikçe kürek çekiyormuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Yani çok su yok. Çok su yok içinde, aynen. Bunda da vücudun her bütün kasları çalışıyor değil mi? Aynen. Süper. Süper. Senin en çok sevdiğin, en çok çalıştığın makina. Bunda.
Burada istediğini yapabiliyorsun. Bunlar konudaki en büyük kas tricepleri çalıştırmak için. Ben daha hiç çalışmadım bu makinede. Takıyorsun. Böyle ağır bir makine ki yerinden bile oynamıyor. Orada kasın üst tarafını, arka tarafını çalıştıracağım. Ve Omuzun üstteki kesikleri, kasları çalıştırıyor. squat yapmak istiyorsanız bunun için böyle şeyler de var. Buraya kuruyorsunuz. Okey, orada da varmış. Ben sadece içeride var sanıyordum Burada onu. tam nereye iniyorsan oraya kuruyorsun ki başka geri kaldıramıyorsan şöyle Altında, bırakabiliyorsun. ha, Altın izin okey. veriyor. Anladım. Güzel yapmışlar. İçeri tarafta da aynı şey var ama bu kıldamıyor yani düz. Kendin omuzlarını alıyorsun. İstediğin gibi harika. Öyle yaparsın. Zaten küçük bir squat yapabilirsin. Ne Geri istedim falan. aynen bırakmanız kolay olsun Bu diye. arkada Aa, duvarlar, malzemeler. malzeme duvarı. Sonra kablolara geçelim. Kablolar. İstediğiniz ayarlıyorsunuz. 100 kilo kadar çıkıyor. 100 kiloya kadar çıkıyor. Sonra siz ayakta burada yapabiliyorsun. Peki o 100 kilo yetmezse iki ipi de birleştirip 200 kilo 200 kilo olabiliyor. çalışabiliyorum. Süper. Ağırlık ağacımız var bu tarafta. Bunlar küçük demirler için olimpiyat ağırlıklarımız bunlar. Şu arka tarafta o ikisinde var bir de bacak makinesinde. Evet, ağırlıklar da orada takılı. Ağırlık ağacımız da burada. Dumbbell'larımız da burada. Ekstra bir benchimiz daha var. Zaten bir bench de burada. İki kişi çalışabilsin diye. Eşonun dumbbell'ları. Evet, spor adamımız böyle. Bazen de boks yapabiliyoruz. En sevdiğim kickbox ve boks. Bunu asıyorsunuz. Eldivenleri takıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Odamız böyle. Ozi bize bugün yardım etti. Odamızı, makinalarımızı tanıttı. Teşekkür ediyorum. Şimdi odasını toplamaya geçti hemen. Maşallah oğlum, hadi bakalım. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Tell me that you love me, even if it's fake.